Önce çapkın bir ıslık, sonra tıraş sabunu kolonya kokulu bir iç çekiş. Filiz sertçe döndü. Bir ellilik. Saçlarının yarıdan çoğu ağırmış. İki bacı yan yana dayanabilir misin? Nur anladı, verdi. Filiz kızdı. Yılışıklığı bırak. Çaktırmadan baktı 25 sularında inceltilmiş kapkara bıyıklı. Yanındaki de inceltilmiş bıyıklı ama kapkara değil, kumral. Hava poyraza çeviriyor dedi. Aldırma iki bacı yan yana. Sonra? Sonrası yok. Hava sahiden de poyraza çevirdi. Aa! Peki ama şekerim sonu neden mesut bir izdivaçla sonuçlanmasın? Nur gene elinde olmayarak gülüverdi. Kumral. Hiç canım bütün saadetler mutlu tesadüflerden doğmamış mıdır? Ulan felozof gibi konuşuyorsun. Gebisi fazla. Yani felozof musun? Yani değil. Apostol. Şakayı bırak. Birer bayan arkadaş bulsak da adalara açılsak mı diyeceksin? Kaldır ayağını üstüne bastın. Nerede bizde o talih? Tam bu sırada bir otobüs geldi bindiler. Oğlanlar aşağıda kalmışlardı. Filiz otobüsün arka penceresinden aşağıdakilere eliyle nanik yaptı. Nur pişman. Ne diye yüz vermedik sanki? Filiz'in hemen kaşları çatıldı. Önüne gelene verirsen ne olur? Karşılık verecekti. Arkasından dayanan biri döndü. Kaba kıyım 55'lik yana çekildi. Az sonra gene bu yana çekildi. Nur'la yer değiştirmek para etmezdi. En iyisi rica ederim rahatsız etmeyin. Adam ablak terli yüzüyle pişkin. Rahatsız oluyorsan otobüse binme evladım. Filiz şimşek gibi. Tavsiyenize mersi bir daha binmem. Solda bir kahkaha 55'lik oha dedi. Kahkaha ciddileşti hatta yüzü adam akıllı asıldı 25'li. 30 arasının acar genç adam öfkesi şahlandı birden. Bana mı söylüyorsun? Arada başkaları vardı bir koca karı. Şşt şeytan uyma evladım. Uymak uymamak. Uysa ne olur? Uymasa ne? Müsaade edin dedi. Allah aşkına müsaade edin. Edin dedi 55'lik. Edin de gelsin bakalım. Koca karı Nur'la Filiz'e hışım gibi bakıyordu. Başını sağladı bir ara. Filiz ürktü karının bıyıklı sakallı yüzünden. Ah kancıklar, ah kahveler, ah fingirdek yellozlar. Adamları birbirine düşürdünüz. Encam değil mi? Filiz aldırış etmedi. Takışmasınlardı. O mu birbirine takmıştı? Kardeşiyle hanım hanımcık binmişti otobüse. Taksitçiye gidiyorlardı. Cebinde 50 lira haftalığı. Daha önceki haftadan da bir ellilik. Kazık kadar adam. Arkadan bindirmişti. Uyuma delikanlı lanet et kör şeytana. Bey baba sen de kısa kes. Kim beybaba? Ne o ağrına mı gitti? Kafa kağıdı eskimiş sende. Ulan bana bak. Filiz ve Nur taksitçiye en yakın durakta indiler. 55'likle otuzluğun takışması, bıyıklı sakallı koca karı filan otobüste kalmışlardı. Güneş dolu sıcak caddelerle ara sokaklardan eteklerini savura savura hızla geçerlerken sağdan soldan laflar uçuşuyordu. Sst yavrum Allah bağışlasın. İkisi de birbirinden fiyakalı. Temiz birer ellilik var. Ne haber? sağdakine bir yüzlük benden. Filizdi sağdaki. Gene şimşek gibi bir nefret attıysa da hoşuna gitmişti hani. Demek helalinden yüzlük verecek adamın yanında bir kat daha değerliydi Nur'dan. Nursa kızmıştı. Her zaman her yerde böyle oluyordu. Oysa daha ağırdı ablasından kiloca boyca da uzun. Üstelik gözleri yeşil yeşil. Hamilesiyle annesinin bir gün Nur'dan habersiz konuşmalarını işitmişti. Doğru Nur daha alımlı, çalımlı ama Filiz'in cilvesi mi, albenisi mi? Daha çok ne bileyim anne. Sokağa çıkmıyor mu? Herkesin gözü onun üstünde. Kocadan yana talih açıkta ondan. Doğru. Doğru. Ama anne olup başına ne diye bağlamıyorsun? Beni anne yerine koyduğu var mı? Niye? Şimdiki kızlar en çok da Filiz senden benden daha kadın. Bizi bilmediklerimizi bilir. Öyle her önüne gelenle parası için. Malı mülkü için evlenemezmiş. Evleneceği adam önce sevmeliymiş. Para her şey değilmiş. Hasba. Doğru ama geldi anlat. Yarın elin oğlu dizginlerini toparlayıverdi mi? Hani o elin oğlu? Güneş dolu caddeler, sokaklar, Mısır çarşısının en sıcak günlerde bile serin alacasında yavaşladılar. Bütün sıcak yollar böyle olmalıydı. Cam mekanlar dolusu kumaşlar. Renk renk kumaşlar, mavili, sarılı, kırmızılı, pembeli basmalar, poplinler. Allı verelim, morlu verelim, yeşili verelim, sarılı verelim. Mahmut Paşa pazarı için yıllarca önce annesinden duymuş katıla katıla gülmüştü. Ne ne anne? Bir daha söylesene. Anne o zaman 10 yaş daha genç. Nazlanmıştı. Allı verelim, morlu verelim, yeşili verelim, sarılı verelim. Açıksa koyu verelim. Gerçekten de sağlı sollu dükkanlarında alların, morların, yeşil, sarı, eflatun, mavilerin, köpük köpük, türkü türkü kabardığı dükkanlar. Nur bu renklerden Türkiye'ye kaptırıverdi kendini. Ay abla. Ne o? Şu eflatuna bak. Nur doğru yürü yoluna. Çok güzel ama Filiz. Sen misin? Bayan, küçük bayan, abla, işte abla. Bir dakika, bir dakika ne olursunuz. Karşıdan bir başkası. Ondakini beğenmedinse bende daha iyisi var. Filiz hırstan sinir sinir. Allah cezanı versin senin nur gibi. Ben ne yaptım? Kes çeneni be. Taksiciye gelene kadar. Burada. Vatan geminin malları burada. Evet bayanlar baylar. Hollywood pazarına gelin. Hollywood pazarına. Paranı paraya. Ver vatandaş araya verme. Bugün var yarın yok. Bugün var yarın yok. Çoraba gelin çoraba. Allar morlar yeşiller sarılar eflatun pembe trişeler köpük köpük şarkı şarkı çığlık çığlık. Mahmut Paşa yokuşunun ses kalabalığına yayılıyor. İnsan sesi güneş vurmuş dükkanların çığlık çığlık renklerine karışıyor. Ortalık ter ter. Filiz ne olursun yavaş yürü. Alık alık bakma da aç adımlarını. Su gibi terledim vallahi. Sağdan biri hemen. Terlediniz mi küçük bayan? Dükkanımız serindir. Soğuk limonatamız, ayranımız da var. Buyurun. Tere karşı pudralarımız da var. Mendil lazım mı mendil? Takke, ikizlere takke. Değmesin yağlı boya, yağlı boya. Karşıdan karşıya. Ay doğan. Karşıdan bu yana. Hop dedik. Ablaları teslim al terlemişler. Sağ ol aslan. Hizmetini karşılıksız koymam. Ayıp ettin. Taksicinin cemekanında güneşi, sarı sarı yansıtan çeyizlik hamam tasları, Arabistan eşi sedef kakmalı kara nalınlar, renk renk poplümler, triko, naylon, orlon taklidi, süt yenden kilota, kombinezondan uydurma tuvalet takımına kadar yığınla öteberi. Bir an durdular. Cemekanın önünde. ikisi de terli, ikisi de soluk soluğaydı. Of! dedi Filiz. Öldüm! Nur gerdanının terini küçücük mendiliyle ile siliverdi. Ben... Ben ya... Ablasının kulağını eğildi. Terleyen ayıp yerini fısıldadı. Filiz elinin tersiyle ağzını hafifçe vurdu. Terbiyesiz. Taksiçi tam bu sırada dükkan kapısına çıkmış Filiz'in Nur'a hafifçe vuruşunu görmüştü. Filiz de adamı görmüş. Niçin vurduğunu anlamış gibi. Utanmıştı. Beni tanıdınız değil mi amca? Amca vardı bir elli beşlik. Uzun boylu, geniş omuzlu, ağır bir adam. Nasıl tanımazdı annesi? Evet, annesini daha iyi tanırdı ama Filiz en çok da Filiz. Adını kurşun kalemiyle bir kıyıya yazmıştı da annesinden ayrı şeref verirse dükkanına bir gün gösterecek, sürpriz yapacaktı. İşte gelmişti o gün. Nasıl tanımam yavrum? Buyurun, buyurun da bakın size ne göstereceğim. İçeri çekildi. Filizle Nur da girdiler dükkanın iri bir ampul yanan nemli serinliğinde 17 yaşlarında, kalın kara kaşlı, al al yanaklı bir çırak Kızlar iştahla baktı bir an. Dükkan sahibi ise o uzun bir camekandan başkası olmayan tezgahın ardına geçivermiş yeşil kasasının ağır kapağını açmış. Bir kağıda büyük büyük yazılmış Filiz'i göstermişti. Şaşmıştı Filiz. Aa neden şaştın? Adımı kimden öğrendiniz? Annenizle geldiğiniz o gün annenizden. Nasıl? Filiz yavrum demişti ya. Tuhaf. Neden? Üç ay önce şöyle bir gördüğünüz bir insanın üzerinde neden bu kadar durduğuna mı şaşıyorsunuz? Öyle ya. Filiz'in kulağına eğildi, fısıldadı. Filiz bir görülür, bir daha ebediyen unutulmaz. Tezgahtan az açıldı. Vay anasın, herif babasından da büyüktü. Kırçıl kaşları, kocaman burnu, tulum tulum göz altları, damarlı kocaman elleri, kumral kaşları ince ince çatılıverdi. Fakat, kızdınız mı? Sertçe, tabii, dedi. Tabii ama hakkınız yok. Niçin? O kadar güzelsiniz ki. Çevresine bakındı Filiz. Emir almışçasına dükkandaki 17 yaştan 25, 40'lara kadar kim varsa dışarı çıkmışlardı. Filiz bayağı korkarak buraya gelişlerinin sebebini açıkladı. Bu kardeşim benim. Birer eteklik, birer de bluzuk istiyoruz. Bana hesap açın haftadan haftaya. Adam anlamıştı, dinlemiyordu. Anlamamıştı belki de. Bir uyur gezer gibiydi tezgah üzerindeki kalın damarlı kocaman elleri titriyordu. Peki dedi. Peki efendim yazmaya hesap açmaya ne lüzum var? Al alın istediğinizi beğendiğinizi alın. Hayır hayır dedi Filiz hesap açın borcumuzu bilelim. Bir anda çeşit çeşit eteklikler bluzluklarca mekan tezgahın üzerine açılıp yayıldı Filiz de Nurda Bir an bu renk renk çeşit çeşit etekliklerle bluzlukların renkler cümbüş içindeki dalgalanışına kaptırdılar kendilerini. Nura kalsa alırdı. Mavilisinden de, sarısından da, siyahı, eflatunu, yeşilinden de alırdı. Neden almasın? Taksitçi nasıl olsa yazmaya hesap açmaya ne lüzum var. Al, alın. İstediğinizi, beğendiğinizi alın demişti. Ellerinde paketler dükkandan çıkarlarken Nur, ayakkabılar dedi. Kurt taksitçi tezgahından fırlamış yanlarına gelivermişti. Hemen cecik duydu, araya girdi. Ne cins ayakkabı arzu ediyorsunuz? Filiz, Nur Çaça dedi. Ben, taksiçi sanki dünyanın en ilgi çekici, en önemli olayı karşısındaydı. Evet, siz. Ben de Karyoka. Neden yüksek topuk istemiyorsunuz? Bakın, harikulade bacaklarınız var. Yüksek topuklu giyin. Boyunuz az daha uzar. Filiz birden sevdi bu tilkiye benzeyen 55'li gerçekten de için yetişkin kızlar, olgun kadınlar gibi yüksek topuklu giymesin? Küçük küçük. Bıktı, usandı bu küçükten. Demek yüksek topuklu yakışır bana. Taksitçi hayran, kul, cool, köle. Ne demek efendim? Bunu siz kendiniz de bilmiyor musunuz sanki? Kendi kendinizin farkında değil misiniz? Aynaya bakmıyor musunuz? Siz bir afet, siz bir nasıl söyleyeyim? Nur sıkıntıyla. Nereden alacağız? Dedi taksitçi. Kolay efendim, adamım var benim. Buyurun gidelim. 17 yaşındaki kalın kara karşı çırağına. Ben bayanlarla ıslak ustaya kadar gidiyorum. Dedi Kalın kara kaşlı çırak. Peki anlamına bir şeyler mırıldandı lakin ne kızlardı ya. Patronlarının isteyince dışarı çıkmış otuzluk kırklık yardımcılar da dükkana döndüler yeni baştan. Üzerinde durmadılar alışkındılar. Bu kız iki mi üç ay önce mi ne? annesiyle birlikte geldiği zaman adamın nasıl diller döktüğünü kadını dükkana bağlamak için nasıl dilindiğini unutmamışlardı. Hatta kızın adını bir kağıda iri iri yazıp kasaya sakladığını da huyu buydu ufakçılık. Kafasına göre buldu mu kul köle olur dükkanı sırtlayıp götürsünler aldırmazdı. Kartoroz denirdi dükkanda ardından. Böyle filiz gibi nice nicelerinin kanına girmişti. Mahmut Paşa yokuşunun kaynaşan insan seli. Ayakkabıcı İsa Kusta, ufak tefek bir yantinli simsiyah saçları kaz kanadı taralı. Cin bakışlı biri. Kartorozu. iki kızın arasında görünce anladı işi. Vay bey baba buyurun Taksiçi kızdı. Gevezeliği bırak. Emredersiniz bey baba. Pardon, özür dilerim. Kızlara göz kırptı. Bu taksitçiyi daha da kızdırdı. Adeta nefretle. Bayanlara çaça ve yüksek topuklu ayakkabı istiyoruz, dedi. Ayakkabıcı anlamış işi. Oho bunlar. Bu iki körpe yavruya gelinceye kadar. Lakin yaman adam şu bey baba. En azından tanır da bir 20 yıldır. Düşürdüğü karalar en çok da yavrular. Sübyancayı be. Buyurun bayanlar şöyle oturun. Önce çaçıdan başlayalım. Çaça hanginiz için olacak? Nur benim için dedi. Kırkın üstünde ama hiç göstermeyen kapkara saçlı İshak'ın çevik birkaç davranışı. Kutu, kutular, şifşak, kahverengi, kara, açık sarı, bir alay çaça pabuç. Nur giydi giydi çıkardı. Başkalarına giydi çıkardı. Bir dakika bayan durun hakim. Ha bu tam galiba. Aynı zamanda çok da yakıştı. Nur'un ayak bileğini tutmuştu sol eliyle. Sağ eliyle de pabucu. Erkeğin sert eli hoşuna gitmişti Nur'un. Adam çaktırmadan göz kırptı taksitçiye. Küçüğün ayakları çok güzel. Efendim ayakkabıyı güzel gösteren. Bunun siyahını. Siyahını mı? Hay hay derhal. Nur'un işi siyah bir çaçayla bitti. Sıra gelmişti Filiz'e. Evet efendim siz Yüksek topuklu mu emretmiştiniz? Ellerini ovuşturarak ara sıra ayakkabı kutularına bakmaya başladı Filiz. Yememişti. Küçüğün ayakları çok güzel ha? Güzeldir. Tilkiler, kurtlar, sansarlar sizi. El ovalamasına bak. Sen ancak Nur'u tavlayabilirsin böyle ağızlarla. Filiz yemez. Şurada derisi fevkalade bir siparişim var küçük hanım. Kapora filan verdikleri halde gelip almadılar. Günah benden gitti. Ayağınıza olursa piyango ufacık merdiven. Şıp aldı. Dayadı hop çıktı ta yukarılara. Kutu kutular çekti birini. Gene hop indi. Bakın fevkalade bir şey. Tam da sizin zevkinize göre. Zaten siz iki kardeşin ayakları affedersiniz. Kardeşiniz değil mi? Filiz bıyık altından gülerek. Evet dedi. Kardeşinizin ayaklarıyla sizinkiler aynı. Yalnız ne var? Kardeşinizin ayakları az etli. Sizinkiler Filiz ayakkabıyı giydirmeye çalışan elin parmakları arasındaki ayak bileğinin yumuşak, kibar sıkılmalarını tatlı tatlı duyarak bekledi. Ayakkabıyı giydiği halde adam bırakmamıştı bileğini. Sizinkiler az kuru ama bu daha az güzel yahut çirkin demek değil şüphesiz. Bana kalırsa taksicinin sabrı taştı. Kısa kespe, kısa kespe ya. Kundurece şimşek gibi baktı. Peki bey baba. Hay hay bey baba kızma. Bayanlar yabancı değil. Haftadan haftaya verebildikleri kadar getirip verecekler. Kefilleri benim. Ayakkabılar tamam mı? Kurt ayakkabıcı. Ayakkabılar da tamam dedi. Taksit de. Kefile mefile ne var efendim. Verirler vermezler. Başka alırlar. Filiz yerdeki küçük aynada bakıyordu ayakkabılarına. Birden taksitçiydi de ayakkabıcıyı da unutuvermişti. Kahverengi yüksek topuklularının aynadaki görünüşünde gerçekten de çok yakışmıştı. Hem bu ayakkabılar onu az daha mı büyütmüşlerdi? Eskiler sarıldı, yeniler ayakta dükkandan çıkıldı. Gene buyurun efendim tekrar tekrar bekleriz. Taksitçi yolda sakın bensiz gideyim demeyin ha. Adamdan ayrıldıktan sonra Nur. Onsuz gidersek ne olur? Hiç. Bizi o mu koruyacak? Filiz güldü. Öyle ya. Yani kaptırmayacak bizi başkasına. Aklınca. Mahmut Paşa yokuşunu yeni ayakkabılarıyla iniyorlardı. Sağdan soldan. Batan geminin malları, batan geminin malları. Mendile gel, mendile. İkizlere takke, ikizlere takke. Ay küçük hanım, hayırlı olsun pabuçlarınız. Ne o? Kötü bir şey söylemedim ki. Ablalara bak ablalara. Allah bağışlasın. Kardeş galiba. Ayakkabılarından Filiz de memnundu Nur da. Filiz onu az daha büyümüş gösterdikleri için Nur da köşe başındaki bakkaldan ekmek makarna, öküz başı çivit, pirinç falan almaya giderken sarı saçlı mavi gözlüğe rastlayacağı için. Evde anneleri ayakkabılarını çok beğendi. Paketleri açtı, etekliklerle bluzluklar da güzeldi. Peki dedi hani kardeşinize, hani annenize bir şeyler? Filiz birden bu büyük düşüncesizliklerini fark ederek sahi dedi. Nur Annemin hakkı var. Nur bayağı kızdı. Ben söyleyecektim ama bırakmadın ki. İnsanı çabuk çabuk. Annesine döndü. Adam ne isterseniz alın dedi. Kızın hiç. bilizin kaşları hemen cecik çatıldı. Mane oldum değil mi? Oldun tabii. İyi ya git bensiz ne alacaksan al. Alırım tabii. Kendi hesabına borçlan ama. Nur da kızdı. Borçlanırım ne var? Nasıl ödersin sonra? Ödeyemezsem kalır. Onlar çekişe dursun. En küçük kedi gibi geldi pabuçlara baktı ilkin. Sonra etekliklerle bluzluklara. Ne o? Ona hiçbir şey alınmamış mıydı? Tabii kim düşünürdü onu? Allah belasını versin küçüklüğün. Ama bir gün büyüyecek elbette. O zaman göreceklerdi taksitçiye yalnız başına gidecek. Kendine her şey alacaktı. Her şey. Onlara hiç. Öfkeyle bluzlukları ucundan tuttu yere attı. Hiç güzel değil. Çeneye dalmışlardı duymadılar. Yalnız annesi yerden buluzluğu alırken Doğrudur kız dedi. Tekrarladı. Hiç güzel değil hiç. Neyin niçin güzel olmadığının sorulmasını beklediyse de aldıran olmadı. Zaten kendi havalarındaydılar. Duymamışlardı. Buna da ayrıca içerleyerek Büyüyüm de görürsünüz dedi. Gene aldırış edilmeyince büsbütün kızdı. Pisler. Bekledi sonra yerden annesinin terlik tekini aldı. Filiz ablasının ayağını attı. Terlik ayağı değdi ama o kadar. Sonra öteki teki aldı daha hızlı attı. Canı yanmıştı Filiz'in. Dur kız dedi. Durmayacağım işte. Bir kıyıdaki bir teneke kutu kapağını kaptı. Bununla kafanı kırarsam. Kır bakalım. Yok senden korkacaktım hanımefendi. Annesi Filiz Nur filan üstüne yürüyecek mişçesine davranınca kapağı bırakıp sokağa kaçmak üzere kat kapısından fırladı bekledi. Gelmiyorlardı. Merdivene oturdu, başladı. Hiç güzel değil, hiç güzel değil işte, hiç. Sen de çekinsin Nur da. Annemi de sevmiyorum. Ben yalnız babacığımı seviyorum. Siz gelin olup gideceksiniz. Ev bana kalacak. Allah ikinizin de belasını versin. O zaman rahat edeceğim. Siz olmasanız her şeyi bana halırlardı. Mikroplar. Gelin olup gidin. Kocalarınız öldürür inşallah sizi. Hiç acıma. Tabi acımam. Acımam işte. Yüksek topuklular, tahtadan kloş etekli, kısa kollu beyaz bluz. Eşe her günden herkesten önce gelmişti. Kitap deposunun kapısına sırtıyla dayanmış yüksek topukluları, siyah tahtadan kloş etekliye beyaz bluzunu düşünüyordu. Bunca yıllık yaşantısına ilk giyiyordu kendi kazancından gönlünce pabuç, eteklik bluz. Bluz eteklik, yüksek topuklular iyiydi, hoştu, seviyordu ama Beyaz bluzunun kollarını ne diye uzun yaptırmamıştı. Uzun yaptırsa da dirseklere kadar sıvası daha iyi olacak. Kollarının inceliği görünmeyecekti. Annesi, hamilesi, arkadaşları hiç de ince değil. Yapın minyon. Bu minyon yapıya göre kollar diyorlardı ya. Kanmıyordu. İnceydi kolları. Göğsü de kuru gibi. Canım bana ne herkesten. Erkekler en çok bana takılıyorlarsa ne yapalım? Bilmiyor muyum ben? Neja'nın kolları nasıl? Kalın kalın. Patronu bayılıyorum sana diyormuş. Pis. Pis evet. Niçin? Ne bileyim ben. Pis işte. 22 yaşındaymış. Her hafta mavi hususi. Oh haydi. Boğaza. Pırıl pırıl otel. Tarabya neresiydi? Tarabya'daki oteller gerçekten konforlu muydu? Necla'nın anlattığınca bilmiyor ama öyle herhalde. En çok tutulduğu mavi hususi. Bir de cumartesi paydoslarını da kırmızı kırmızı boyalı dudaklarıyla beklerken Patronundan bizimki diye söz etmesi. Aa tepem atıyor ama. Ne var kız? İfrit oluyorum. Kime? Bizimkine. Sizinki kim? Uf Filiz bilmiyor musun? Bilmez olur mu? Biliyor bilmesine ya mahsustan inadına. Bizimki. Kaç sefer? Nereden sizinki demek geçti içinden. Sizinki nereden oluyor? Adamın sekreterisin. Haydi sevgilisi diyelim. Diyecek oldu diyemedi tuttu kendini. Bizimki canım bizimki işte sağ olsun pek savruk. Bugünün cumartesi. Benim de onu iğne üzerinde beklediğimi unutuverir. Demek unutur. Ne demek istiyorsun? Hiç şekeri. En son cumartesi demişti bunu. Necla deliye dönmüştü. Unutulacak kadın mıymış? Amma da güveniyordu kendine. İstese Filiz de bir tane yakalar. Onunki de onu mavi. Mavi değilse kırmızı kırmızı olmazsa beş. Beş olmazsa yeşil hususilerle alıp götürür adalara bile götürür be. O unutulacak kadın değil de. Filiz unutulacak kız mı? Kollarının kalınlığı tırnaklarındaki ojeyi çıkarsa ne farkı kalır Filiz'den? 22 yaşında. Yalan. Var sağlam 25-26'sında. Onun ardından da Filiz'e dedikleri gibi yavrum filan diyorlar mı bakalım. Ne yani istese Mahmut Paşa'daki taksitçiye. İki karıtır gelsin etekliklerin, bluzların, elbiseliklerin daniskaları ayakkabıcıya da falan filan. Birden yüksek topukluları aklına geldi. Eteğinin ucunu hafifçe kaldırıp ayakkabılarına baktı. İçi sevinçten çalkalandı. Canım dedi canım. İyi ki aldım sizi be. İçinde hemen cicik Necla. Biçimini hiç beğenmedim Filiz. Ne diye bana söylemezsin de birlikte gidip alalım. Tepesi attı karşısında gerçekten Necla varmışçasına sesli sesli. Ben çok beğeniyorum. İyi ki aldım dedi. Necla sanki burun kıvırdı. Aldınsa aldın sağladın bana ne. Sana zaten iyilik yaramaz ki. Pis Necla kıskanç Necla. Şimdi geliverse de yeni ayakkabılarını görse gerçekten de burun kıvırırdı. Geçen hafta mavi husus beklerken Filiz'e neden hala gitmediğini sormuştu. Ne için ne olacak besbelli. belli. Mavi husus gelir Filiz'i görür beğeni verir diye. Pis evet pis pis işte. Ne diye beğenmeyecekmiş? İşe ilk girecekleri gün o kart kart karılar. Onların da kalın kolları, boyalı dudakları hatta ellerinde lise diplomaları olduğu halde patronu Filiz'i beğenmemiş miydi? Mavi hususili de beğenebilirdi pekala beğensin. Beğensin ama o kadar. Yalnız o pis Necla'ya ne güzel kız o öyle desin. Necla küplere binsin, kavga etsin adamla. Adam tokatlasın, bütün geceyi uykusuz geçirsin, hastalansın, ölsün. Hayır hayır diye geçirdi. Ölmesin. Ölüm kötü şey. Ölümden korkarım ben. Dedem kanserden mosmor öldüğü zaman ay. Eliyle tahtaya vurdu. Sonra avukatın yazanesine gitti. Hiç kimse gelmemişti henüz. Yazanenin tozlu pencere camları. Tozlu kirli ama boy aynası gibi boy aynası kadar işe yarıyordu. Necla bu camlarda çokluk kendine bakardı. Filiz de sağdan baktı kendine. Soldan baktı. Önden görebildiğince arkadan. Necdan'ın arkadan görünüşüyle kolları, kolları gerçekten de kalın kalındı. Allah kollarını Necdan'ınki gibi kalın kalın yaratmamışsa ama belki de çocukluğunun darmadağın geçmesinden de. Babasına vardığı sıra annesi 14 mü, 15'inde miymiş ne? Filiz'in kundağını atar atar komşu kızlarıyla ip atlamaya gidermiş. Bu yüzden güneş altında uzun uzun kalmış birinde. Sağ gözü güneşte bozulmuş bozulmuş ama bakılınca kimse seçemiyor bozukluğu. Tam tersi. Şehla hafifçe. Galiba erkekler üzerindeki etkinliği biraz da buradan geliyor. Gözler. Ah o gözler anam babam. Gözlerinizden aşk akıyor biliyor musunuz? O bakışlar. Ah o bakışlar. Evet biliyor gözleri. Doğru. Ama asıl kolları çok değil. Birazcık kalın olsalardı. Bundan sonra çalışıyor. Bol et yer kalınlaştırır. Ama şu yüksek topuklular ne iyi aldığına, Necla'nın inadına. Güzel tabi, tabi güzel. Sana ne? Verirsem giyme. Giymem tabi. Mahmut Paşa işi. Taksitle alınmış. Adi şeyler. Öldürseler giymem. Seninkiler ya? Çalımla. Krokodil mağazasından demişti. Bizimkiyle uğradık geçerken 3-4 tane alalım dedi de ne yapacağız dedim. Gene yüksek sesle. Pis dedi. Dedi ya ürktü birden. Acaba bir duyan olmuş muydu? Çevresine bakındı kulak verdi. Tıs rahatladı ama ne? Bir gün kalkıp krokodil mağazasına gitse, ayakkabılara baksa nasıl olsa asılırlardı. Param yok dese aman efendim küçük hanım ne zararı var? Alın sonra verirsiniz. Alsa gelse ya da hayır Mahmut Paşa'daki taksitçiye gitse. Beni krokodil mağazasına götür ayakkabı al dese Herif can atardı vallahi. Hem de zil çalardı etekleri. Sonra ya atardı belki de bir taksiye. Ver elini boğaz. Boğaz ya da Tarabya. Necla'nın anlattığı otellerden biri. Pancurları çekili zarif yapılar. Koridorlarda gölge gibi dolaşan garsonlar. Yatak odaları kar yola. Taksici artık kim bilir nasıl saldırırdı. Kilitler de herhalde kapıyı önce. Necla'ya öyle yapmıştı mavi hususilisi anlatmıştı bir gün. Otel odasının kapısını kitlemiş sonra üzerine atılmış ejda'nın. Taksitçi de Filiz'in üzerine. Ay ne kötü. İçinden tuhaf bir korku geçti. Hayır hayır onu hiç kimse ne boğaza ne de tarabiye götürebilecek. Bir zamanlar atom atom ama çok oldu o yıllar. Atom tarabiye falan götürmemişti ki. Vatan caddesi asfaltının kıyısına gece, elektrik ışıklarının ulaşamadığı koyu karanlıklar, caddeden lambalara yanık taksiler doğmuşlar, kaptı kaçtılar geçiyordu. Ama o zaman başka canım, hem ne atomdu o, canım atom diyordu, başka o. Aklına pabuçları geldi, baktı yeniden beğendi ama kolları nurunkiler gibi kalın olmalıydı. Necla'nın krokodiline rağmen hiç kimsenin böyle şık cici pabuçları olamazdı. Olamazdı efendim olamazdı işte zorla mı? Demin otobüste gelirken o oh, kara bıyıklı az belisindeki sarışın, boyunu arkadan bindiren pos bıyıklığı başkaları ya dudakları, acemice boyalı kart karının dik dik bakışı öyürdü. Öğür. Günün birinde Filiz de mi onun gibi olacak. Allah yazdıysa bolsun ben hiç yaşlanıp kartlaşmayacağım. Hep böyle, hep bu kadar çocuk kalacak. Yaşlı genç erkekler ardından koşacak, laf atacaklar. Gittiği her yerde hemen ilgi çekecek, saygı görecek ama bu saygı yaşlılara gösterilen cinsten sıkıntılı değil. İçten, sımsıcak, şiir dolu, yatmak, öpüşme dolu. Nereye gitsem herkes bana bakıyor. Kollarımın inceliğinden hiç kimse söz açmadı şimdiye kadar. Kollarımın inceliği. Ve de benim kuruntum, kollarım hamilemin falan dedikleri gibi bana göredir. Hiç kimse ince bulmuyordur. Avukat penceresinin tozlu camlarında kendine yeniden baktı. İnce bulsalar neden söylemesinler? Yavrum çok tatlısın ama kolların çok ince diyebilirler. Demiyorlar. Necla bile demedi. Demek ki değil. Birden depodaki kitaplar arasından Karneci'nin bir kitabını hatırladı. Kendine üt verdi. Yavrum Filiz, üzüntüyü bırak yaşamaya bak. Gene kirli camlar, gene kolları. inceydiler ediler işte, ince. Üf, şu pis camlarda O hayvan ne diye silmiyor sanki. Mavi bir yentinde saçlarını ovup tarasın anca. Eşek. Evet ama Necla Hanım bir gün bende de ruj, oje görürsün sen. İnadına gözükeceğim mavi hususiline. Maksadım kötülük değil vallahi değil. Sana tutuluyorum da ondan. Ne? Metelik vermez mi? Bana. o Metelik vermez ha. Kafamı kızdırıyorsun Necla. Vallahi karışmam oynama benimle. Ben oynanacak kız mıyım? Ayol dudaklarını falan boyamaya ne lüzum var. Arada karşılaştığımız zamanlar nasıl baktığını, neler demek istediğini bir bilsen. Arkası yarın.